Hırsızın parmak izini arayan polis kısa süre sonra parmağı buldu. Zanlı kaçarken parmağını koparmış ama geri dönüp almaya vakti olmamıştı. Geride çok önemli bir delil bırakan zanlının yakalanması da uzun sürmedi. Parmağınız nasıl koptu? Kopuk bir parmak var. Şaka mı yapıyorsun? Ev sahibinden kaçarken koptu. Geri dönüp almadı. Hırsızı kopan parmaktaki izi ele verdi. Polis onu sabıka kayıtlarından buldu. Gerçi parmağı muhtemelen kaçarken herhalde parmağı burada kalmış. 4 gün önce 6 hırsız Beyoğlu'nda bir eve girdi. Ev sahibi uyanınca kaçmaya başladılar. İçlerinden biri o kaçış anında parmağını merdiven korkuluğuna sıkıştırdı. O parmak koptu. Çalınan bir şey var mı? Laptop, cep telefonu, cüzdan çalındı. Polisler parmak izi ararken hırsızın parmağını buldu. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Zanlı sabıkalıydı. Kopan parmağının izi poliste de vardı. 17 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. Çaldığı eşyalar teslim edildi. Hırsızın olay yerinde bıraktığı kopan parmağı ise dokular öldüğü için yerine dikilemedi. Parmağınız nasıl koptu?